Bu konuda Damlacığım, bizim birkaç gündür konuştuğumuz sömürgecilik Afrika ülkeleri konusu da, dün konuştuğumuz insansız hava silahları, hava uçakları konusu da, aslında hepsinde konuşurken tek bir konuya bağladık biz. Darwinist mantığın bütün dünyada yerleşik olmasına, insanların başka insanları aşağı ırk olarak görmelerine ve bunun ancak Darwinist eğitimin ortadan kaldırılmasıyla yok edileceğini anlattık. Şimdi o yüzden ben de Darwinizmi yıkan önemli bir konudan bahsetmek istiyorum bugün. Hatırlarsanız 540 milyon yıl önce çok önemli bir şey gerçekleşti bu dünyada. Darwinistleri yıkan, şoke eden bir gerçek bu. Kambriyen patlaması. Öyle bir gerçek ki o dönemlerde Charles Doolittle Walcott, Burgess Shale'de, Kanada'daki o kayalıklarda o fosilleri bulduğunda resimlerini çekti ve koşarak alelacele bunları Smithsonian Enstitüsü'ndeki alt katta çekmecelere saklayıp kilitledi. Niye kilitledi? Çünkü bir şoktu bu. 540 milyon yıl önce yeryüzünde bu kadar canlı ne arıyordu? Hemen fark etmiş yani. Anında fark etti. Şoka girdi. Dehşet içinde bu evrimi yıkacağından o kadar emindi ki, evrimi yok edeceğinden o kadar emindi ki kendisi paleontolog. Hemen alelacele bunları saklamaksa çözümü buldu. Bunlar saklandı, 70 yıl boyunca yok edildi bunlar. 70 yıl sonra da sadece bir stajyerin bunları bulması sonucunda ortaya çıkarıldı. Yani 70 yıl boyunca bilim bambaşka bilim. Şekilde tanıtılıyor. Evet. Öyle düşünebiliriz bilim insanları. Adamı, bakın, bilim adına. Çok önemli. Bilim adamı bunu gidiyor, bilim adına kurulmuş bir müzede saklıyor. Yok ediyor. Fosil, bakın bu. Bilim için önemli bir delil olması gereken bir şey. Darwinistlerin kullanması, yani kendilerince bilimse eğer iddiaları, kullanmaları gereken bir şey. Fosil artık yani. Çok bir değerli bir şey. Bir tane, iki tane değil. Çok fazla. Çok fazla. Çok, yani Burgess Shale çok geniş bir yataktır. Kanada'da bulunur ve gerçekten çok geniş bir alana yayılmış olarak bu fosiller bulundu. Zaten paniğin bir diğer sebebi de buydu. Yani bu kadar eski fosillerin nasıl oluyor da bu kadar çok oluyor, bu kadar çeşitli oluyor diye. Şimdi Darwinistler bu ortaya çıktıktan sonra Darwinistler tabii bunun öncesini araştırmaya giriştiler. Çünkü evrim onların savunması gereken şey, evrim ideolojisi. Evrim ideolojisine göre bu kadar canlı çeşitliliği yeryüzünde yaşamışsa 540 milyon yıl önce, bunun öncesinde de ara formların yaşamış olması gerekiyor. Yani bir aşama gerekiyor bunların var olmasını gösterecek. Onlara göre, bize göre değil ama onlara göre gerekiyordu. İşte o yüzden geçmişe gittiler. Şimdi 540 milyon yıl uzun bir yıl, çok eski bir yıl. Orada bulunmaması gereken canlılar bunlar. Biz hep bahsediyoruz burada, 50 ayrı filum bulundu. Filum canlıların temel yapılarını belli eden bir kategoridir, bir sınıflandırmadır. Şu an mevcutta 35 filum var yeryüzünde. O dönemde 50 tane bulundu. Yani yeryüzünde bir patlama olmuş, bir canlılık patlaması. Şimdi bunun geçmişine gittiler. 540 milyon yıl öncesinden, bir 600 milyon yıl öncesine gittiler. Prekambriyen dönemi. Tek hücreli canlılar var etrafta sadece. Ve çukurlaşmış bazı izler var. Bu çukurlaşmış izler öyle bir izler ki hareket edemeyen varlıkları gösteriyor. Yani solucan bile değil, sadece hareket edemeyen, kendi bulunduğu yerde duran, belki deniz analarına biraz benzeyen fakat o kadar bile kompleks olmayan, yine kompleks ama o kadar bile kompleks olmayan bazı canlıları gösteriyor. Prekambriyen dönemi onları çok ciddi şekilde hayal kırıklığına uğrattı. Sonra 540 milyon yıla yakın bir döneme geldiler, 560 milyon yıl önce. Tekrar bir fauna ile karşılaştılar. Fauna bu fosillerin bulunduğu bölgeye verilen isimdir. Ediacara faunası deniyor buraya. Ediacara'da bazı canlılar bulmaya başladılar. Gerçekten bu çok heyecanlandırdı bilim adamlarını. Dediler ki işte Prekambriyen'de bulamadığımızı bu yataklarda bulabildik. Biraz daha komplekse benzer canlılar, yani onların ifadesiyle söylüyorum, yoksa tek hücreli canlı bile çok komplekstir. Biraz daha hani Kambriyen'e yakın canlılar var diye öne çıkarttılar. Fakat oradakiler de şu resimlerde resmedilmiş, yaklaşık böyle izleri bulunan, yine deniz analarına benzer, belki sürünerek yürüyen, solucanlara benzer, poliplere benzer çeşitli canlılar buldular. Bunlar tabii Darwinistler açısından heyecan yarattı. Niye? Prekambriyende buldukları tek hücreliden sonra çok hücrelilerle karşılaşmışlardı. Hemen bir bayram yaptılar. Kambriyene bir geçiş fosil mi bulduk acaba, bir geçiş faunası mı bulduk acaba diye. Bunları çok ciddi tabii çalışmalar yapıldı bunların üzerine. Çeşitli tartışmalar yapıldı. Bunun bir ara geçiş faunası olarak gösterildi. Fakat burası bir sahte bir ara geçiş faunasıydı. Çünkü burada Kambriyende bulunan 50 filmin de dışında apayrı filmler bulunmuştu. Yani Darwinistlere daha büyük
bir sorun çıkarmıştı Ediacara faunası. Gerçekten öyleydi. Şimdi bilim adamları bunu keşfettikten sonra tabii ki itiraflarda bulunmak zorunda kaldılar. Douglas Fıtuyma'yı hatırlarsınız Oktar. Vatikan'daki evrim konferansına gittiğinde kürsüden kaçmıştı Oktar'ın iddiaları karşısında Douglas Fıtuyma. Onun bir itirafı var, burada okuyayım. Diyor ki, Kambriyen'den önce ve Kambriyen sırasında, bakın Kambriyen'den önce ve Kambriyen sırasında ortaya çıkan tüm hayvan filmlerinin birbirinden farklı olduğunu kabul etmek zorundayız. Yani Kambriyen'den öncekiyle Kambriyen sırasındakiler birbiriyle alakasız diyor. Çünkü tamamen son halleriyle ortaya çıkmışlardır. Yani bir evveliyat yoktur, bir evrimsel geçmiş yoktur. Ve bir türü diyor, bir diğerine bağlayacak hiçbir ara form yoktur diyor. Yani bunlar ara form değil. Tamamen Kambriyen dışında var olan yepyeni filmler. Yani Darwinistler için yine bir baş ağrısı. Yine Stephen Jay Gould, biliyorsunuz ünlü evrimci paleontolog, şöyle diyor. Ediacaran dönemine ait çok hücreli kompleksliğinin başlangıcından beri yaşamın tarihini incelediğimiz zaman bir konu daima en şaşırtıcı gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Omurgasız deniz canlıları faunasına uzanan zaman içinde açık bir düzen ve süreçten yoksun olduğumuz gerçeği. Yani bir düzen vardır diyor ama bir süreç yoktur diyor, evrim süreci yoktur diyor. Bunlar iki önemli paleontolog, evrimci paleontolog bu konuda itiraf ediyorlar. Dolayısıyla Ediacaran bir geçiş faunası değildir. Prekambriyen dönemi de Ediacara faunasına çıkanlar da Kambriyen canlıları da apayrı canlılardır. Ve her bir film Darwinistler tarafından hala, bakın şu anda hala açıklama bekliyor. Hala Darwinistler de şunu diyorlar, yüzlerce delilimiz var diye ortaya çıkıyorlar. Şimdi hiç şimdiye kadar delil görmedik, sadece lafta yüzlerce delilimiz var diye ortaya çıkan bir topluluk var şu anda. İşte bizim delillerimizden bir tanesi bu. Buna açıklama getirsinler. Sadece bir tanesine bile açıklama getirseler, bunu henüz duymadık. Bir de bunun üstüne dün anlattığımız ve bir gün önce de bahsettiğimiz 5000 yıllık protein ortaya çıktı. 5000 yıl önce ortaya çıkmış, Allah yaratmış, 5000 yıldır hiç değişmemiş. Bugün hali hazırda o protein yine aynı protein. Bakın hiçbir amino asit dizilimine değişim yok. Evet. Demek ki ilk baştan beri canlılık Kambriyen öncesinden beri aynı şekilde Allah'ın yarattığı şekilde duruyor maşallah. Maşallah. Kambriyen dönemiyle ilgili bir şey ekleyecektim. Orada en güldüğüm olaylardan bir tanesi de biliyorsunuz Kambriyen döneminin anahtar fosili trilobitlerdir ve son derece komplike hücrelerden oluşur. Sinir sistemi vardır. Yani çok hücreli bir canlı olması açısından müthiş gözleri var. İlk mükemmel gözlere sahip olan canlılardan bir tanesi de 3000 tane merceği var ve kalsit adı verilen kayalardan oluşması itibariyle en iyi kırılmayı oluşturan mercek trilobitlerde yaratılmıştır. Dolayısıyla evrimcilerin bununla ilgili yorumuna dönecek olursak son derece komik oluyor. Diyorlar ki kalsitler, yani kayalar bir araya gelmişlerdir. O mükemmel gözleri oluşturmuşlardır. 3000 tane merceği tesadüfen oluşturmuşlardır diyor. Yani şu an bile laboratuvarlarda incelenen, nasıl detayları araştırılan, araştırılmaya devam eden ve mükemmelliği gerçekten takdir edilen bir fosildir. Trilobit fosillerini genel olarak söyleyecek olursak. Dolayısıyla bu iddia gerçekten çok komik oluyor. Hatta Richard Dawkins bile diyor ki Kambriyen dönemiyle ilgili olarak, yani o fosiller oraya aniden gelmiş gibiler diyor. Yani sanki evrim geçirmemişler diyor. O da bir şok içinde. Bütün bilim adamları gibi. İşte sanki de ortadan kaldırırsa. Evet. Anlaşacağız. Evet.